tarihte en çok tartışılan karakterlerden biridir Timur. Türk mü, Moğol mu, zalim despot istilacı bir barbar mı yoksa fetihçi bir komutan ve büyük bir askeri deha mı olduğu tartışılır. Seferlerinin çoğunu Türk-İslam ülkeleri üzerine yönelttiği, Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt'la savaşıp kardeş orduları birbirine kırdırdığı, Osmanlı'yı Ankara Savaşı'nda mağlup edip 11 yıl süren Fetret Devri'ne soktuğu, Osmanlı'nın batıyla mücadelesine sekte vurduğu için, belki de İstanbul'un fethini 50 yıl geciktirdiği için Osmanlı ve Türk tarihçileri tarafından pek de sevilmez. Ayrıca döneminde Rusların baş belası olan Türk devleti Altın Ordu ile savaşıp yenmesi sonrasında bu devletin zayıflayıp ardından parçalanması nedeniyle Rusların bölgede güçlenip yayılmalarına sebebiyet verdiği için İsfahan, Bağdat ve Sivas'ta sivil halka katliamlar yaptığı için de Timur ismine Türk ve İslam dünyasının bir bölümünde pek de olumlu bakılmaz. İslamiyet'i yayma amacıyla Hindistan'a yaptığı seferde bir ay içerisinde 20 savaşa girip kazanarak tarihe geçmiş ve Hindistan'ın tamamını kendi topraklarına katmıştır. Bu savaşlar sırasında kafir oldukları ve ateşe taptıkları gerekçesiyle 100 bin Hintlinin kafalarını kestirip Ganj nehrine attırmıştır. Timur, Hristiyan Batı dünyası içinde zalim ve yıkıcı bir barbardır. Çünkü o, Hristiyan şövalyelerinin yuvalandığı, kale sahibi olduğu, Osmanlı Devleti ve Anadolu beyliklerinin yıllarca bir türlü alamadığı İzmir ve çevresini 15 günde fethedip kalelerini yerle bir etmiş ve 10 bin Hristiyan şövalyesinin kellelerinden kule yaparak İzmir'i Anadolu Türklerine armağan etmiştir. Ayrıca Yahudi tüccarların ve Hristiyan misyonerlerin Türkistan ve Orta Asya'daki faaliyetlerine son verdiği için Hindistan'dan Hristiyan misyonerlerin kovulmasını, bu kıtada Müslümanlığın yayılmasını sağladığı için de Hristiyanlar ve Yahudiler ona düşmandır. Bunların yanında Timur işgal ettiği yerlerde Yunan ve Roma eserlerinin kalıntılarını, putları yıkmıştır. Bu yüzden de ona yıkıcı demişlerdir. Gençliğinde aldığı bir ok yarası nedeniyle sağ bacağının aksamasından dolayı Farslılar ona küçültücü bir ifadeyle Timurlenk yani aksak Timur demişlerdir. Osmanlılar Timurlenk, Batılılar Tamerlane yani topal Timur diye hitap ederlerdi. Ama özellikle Özbek Türkleri için milli bir kahraman Emir Timur'dur. Ünlü Amerikalı şair yazar Edgar Allan Poe onun için yazdığı uzun Tamerlane şiirinde onu taç giymiş bir haydut olarak isimlendirir. Uzun şiirinde onu sıfırdan en tepeye yükseltirken insan olduğuna hayıflanan bir tanrı kral olarak gösterir. Büyük şairlerimizden Abdülhak Hamid Tarhan ise onun için yazdığı bir şiirde onun aksaklığı yolunda aksayışı değil başarıya giden yolda çektiği çilenin yadigarıdır der. Aslında Timur için doğrudan doğruya bir tanımlamada bulunmadan önce hayatını ve yaptıklarını bilmek gerekir. Timur kendi adıyla anılan büyük Türk İmparatorluğu'nun kurucusudur. Türkistan'da Semerkant'ın güneyindeki Keş şehrinde dünyaya geldi. Şerefettin Ali Yezdi'nin Zafername adlı eserinde Timur'un doğum tarihi 9 Nisan 1336 Salı günü olarak verilmektedir. Efsaneye göre avucunda pıhtılaşmış kan ve ihtiyar adamın saçları gibi beyaz saçlarla doğmuştur. Avucunda kanla doğması ileride çok kan dökeceği biçiminde yorumlanmış, saçlarının beyazlığı ise erken yaşta meydana gelen bir olgunluk olarak görülüp onun ileride büyük işler başaracağına inanılmıştır. Babası Çağatay Hanlığı'na bağlı Orta Asya'dan gelen bir Türk kavmi olan Barlas Oymağı'nın beyi Emir Turagay, annesi Tekine Hatun'du. Timur daha çocukluk döneminde oluşturduğu çetesiyle koyun hırsızlığı gibi işlere karışır, hatta sakatlanmasına neden olan ok yarasını da bu dönemde aldığı rivayet edilmektedir. Cengiz Han soyundan gelen Çağatay Han'ı Kazan Han'ın kızı Saray Mülk Hanım'ı nikahına alarak soylu bir ünvana kavuşur ve Cengiz Han'ın soyunun damadı anlamına gelen Küregen lakabını taşımaya hak kazanır. Timur Cengiz Han'la akrabalığa ayrı bir önem vermiştir. Cengiz Han'ın soyundan gelmediği için Han ünvanını kullanmamış, yerine Emir ünvanını kullanmıştır. Ancak Cengiz Han soyundan birini Han olarak yanında taşımıştır. Timur önce birliği sağlama amacıyla harekete geçer ve çevresine seferler düzenler. Çok değişik savaş taktikleri ve aldatma teknikleriyle daha savaşlara başlamadan hep bir adım önde olmayı bilmiştir. Psikolojik savaş tekniklerini başarıyla kullanmış, korku ve dehşet saçarak pek çok büyük devleti ve şehri tek bir kılıç sallamadan almıştır. Rakip ülkelerdeki birlik beraberlik bozulunca veya iç karışıklıklar artınca bundan yararlanmayı bilmiştir. Hindistan, Mısır ve Çin seferleri bunun örneklerindendir. Fethetmek istediği ülkelerde önce istihbarat çalışmaları ve haritalara dayalı stratejik araştırmalar yaptırırdı. Ele geçirdiği şehirlerin bazılarını yakar yıkar taş üstünde taş bırakmazdı. Ordusu genellikle Kara Tatar, Kıpçak Türkleri, Harezm Moğol okçuları, Türkmen süvarileri ve Hindu bölgesinden getirdiği fillerden oluşmaktaydı. Disiplinli bir yapıya sahip bu bozkır ordusu son derece dayanıklı ve süratliydi.
aynı zamanda da savaş teknolojisi bakımından oldukça ileri bir seviyedeydi. Timur'un kurduğu imparatorluk, Türk-Moğol devlet esasları ve askeri teşkilatı unsurları ile İslam medeniyeti unsurlarını bünyesinde bir arada barındırmaktaydı. Bunların yanı sıra Timur'un Orta Asya göçebelerinin İslamlaşmasında büyük rolü olmuştur. Müslüman olmasının yanı sıra eski Türk-Moğol geleneklerini yaşatmaya çalışmış ve Cengiz Han yasasına çok önem vermiştir. Büyük İskender, Sezar ve Cengiz Han'daki dünyaya hükmetme isteği onda da vardır. Madem ki gökte bir tanrı var, dünya üzerinde de tek bir hükümdar olmalı. Zaten yeryüzü bir kişinin isteklerine yanıt veremeyecek kadar küçük sözüyle bu isteğini açıkça belirtir. İran seferi sonrasında Türkleri hep kötüleyen İranlı şair Firdevsi'nin mezarını tekmeleyip tüm ordusunu mezara işetmiş ve mezarı tahrip ettirmiştir. Çoğu şehirleri yakmış, birçok masumu öldürmüş ama katıksız bir barbar ve bozguncu olmamıştır. Alime, sanatçıya, tarihçiye, din adamına çok değer vermiş, onları Semerkant'a çekmeye çalışmış, hatta kimi zaman zorla Semerkant'a getirerek burayı bir kültür merkezi haline getirmiştir. Kendisine bağladığı yerleri yönetmek ve elde tutmak için adalete dayanmış, cezalandırırken acımasız ve sert, mükafatlandırırken ise son derece cömert ve iyi niyetli olmuştur. Yendiği veya kendisine sığınmış olan hükümdarlara iyi davranmış ve onları kendi ülkesine kazandırmaya çalışmıştır. Savaştan sonra kendisine esir düşen Yıldırım Beyazıt'a kötü davrandığı şekilde yazılanlar, dönemin Osmanlı tarihçilerinin abartılarıdır. Gerçekte Yıldırım Beyazıt'a karşı son derece iyi davrandığı, onu yanından ayırmadığı ve ölümünden büyük üzüntü duyduğu bilinmektedir. Timur satranç oynamayı çok severdi. Çok sinirlendiği zamanlarda da bu oyunu oynayarak rahatlardı. Satrancı mükemmel bir şekilde oynadığı için çok az kimse kendisiyle satranç oynamaya cesaret edebilirdi. Timur fetihlerine devam ederken Yıldırım Beyazıt da Osmanlı Devleti'ni hızla genişletmekteydi. Timur doğudaki orduları dize getirirken aynı işi Yıldırım batıdaki Haçlı ordularına yapmaktadır. Dünya ikisi de aynı dinden ve aynı ırktan olan bu iki hükümdara dar gelmiştir. Yeryüzü egemenliğine ulaşma hırsı er ya da geç iki devi karşı karşıya getirecektir. Bu nedenle Timur'la Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Ovası'nda karşı karşıya gelmesi kuşkusuz kaçınılmaz bir sondu. İki büyük Türk devleti aynı bölgelerde egemenlik mücadelesine girişmişlerdi. Timur asıl hedefi olan Çin seferinden önce kendisine batıdan gelebilecek tehlikeleri bertaraf etmek istiyordu. 1401 yılında Bağdat'ı alarak Anadolu'ya girdi ve Sivas'ı kuşattı. Osmanlı Sultanı olan Yıldırım Beyazıt'tan kendisine biat etmesini istedi. Ancak savaş başlamadan önce Yıldırım'la Timur arasında gerçekleşen bu mektuplaşmalar sonuçsuz kalır. Timur mektuplarında daha sakin, ılımlı ve uzlaşmacıdır. Yıldırım ise tam tersine şiddetli, sert ve asabidir. Timur'a hakaret içeren mektuplar yazar. Timur ilk mektubunda Yıldırım'a Rumeli Meliki diye hitap ederken Yıldırım ilk mektuba "Ey Timur denen kudurmuş köpek" diye başlamıştır. Bütün tarihçiler Timur'u son ana kadar savaşı başlatmamak için, Yıldırım'ı ise başlatmak için gayret gösterdiğini yazarlar. Sonuçta iki ordu 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya gelir. Timur daha büyük, daha güçlü, daha disiplinli bir ordu ile Yıldırım'ın karşısına çıkmıştır. Orta Çağ'ın en büyük meydan savaşı olarak adlandırılan bu savaşı aslında Yıldırım Beyazıt başlattığı an kaybetmişti. Ankara Savaşı'nda Timur'un ordusu 500 bin, Beyazıt'ın ordusu 300 bin kişiden oluşuyordu. Timur'un ordusunda bulunan fil müfrezeleri Osmanlı askerlerini dehşete düşürmüştü ve daha savaşın başında birçok Türkmen beylikleri askerleriyle birlikte Timur'un tarafına geçmişlerdi. Buradaki tarihi hata savaştaki stratejiler değil, aslında iki devletin arasındaki güç farkını göremeyen, üst üste aldığı başarılar ve kazandığı zaferlerle kibrine yenik düşmüş Beyazıt Han'dadır. Çünkü o sırada Timur'un devleti bir imparatorluktu. Oysa Osmanlılar henüz beylikten yeni çıkmış, gelecek vadeden bir devletti. Timur'un Beyazıt'ı yenmesi Avrupa'da da büyük korku ve endişe yaratmış, Timur'un ordularının Avrupa'ya geçmesi halinde Hristiyanlığın kökünü kazıyacağı korkusu sarmıştır. Timur'un Avrupa'ya geçmemesinin temel nedeni ise Avrupa'nın o dönemdeki fakirliği ve Timur tarafından fethedilmeye değer görülmemesindendi. Timur, Ankara Savaşı'ndan sonra ülkesini Yıldırım Beyazıt'ın şehzadeleri arasında paylaştırdı. Beyazıt döneminde Osmanlı hakimiyetine alınan Anadolu beyliklerini de eski beylerine dağıttı. İzmir ve yöresinde bulunan Hristiyan şövalyelerinin de yönetimini yıkıp Anadolu'daki son Hristiyan yönetimine de sonlandırdıktan sonra Anadolu'yu terk edip asıl hedefi olan Çin üzerine sefer hazırlıklarına başlar. Ancak Çin seferine giderken 18 Şubat 1405 tarihinde Otrar'da kulunç rahatsızlığı sebebiyle 69 yaşında vefat eder. Cenazesi Semerkant'a getirilerek sağlığında çok sevdiği, velahtı olarak gördüğü ancak 24 yaşında kaybettiği torunu için yaptırdığı türbeye onun yanına defnedilir. O zamandan sonra burası tüm Timur hanedanının birlikte yattığı anıt mezar durumuna getirilmiştir. Anıt mezarda her kim olursa olsun Timur'un mezarını deşerse ülkesine savaş şeytanlarının dolacağını söyleyen bir kitabe vardı.
ve yerel halk mezarın lanetli olduğuna inanırdı. 19 Haziran 1941'de Sovyet antropolog Mikhail Gerasimov, Timur'un bedenini incelemek için mezarını açmak istedi. Büyük protestolarla karşılaşmasına rağmen mezar açıldı ve Timur'un kemikleri çıkarılarak Moskova'ya götürüldü. Gerasimov mezarı açtırdıktan 3 gün sonra 22 Haziran 1941'de Nazi Almanya'sı Sovyetler Birliği'ne savaş ilan etti. Timur'un iskeleti Sovyetler Birliği'ni dolandıkça milyonlarca Rus savaşta hayatını kaybediyordu. Bu felaketin ancak kemikler yeniden yerine konulursa son bulacağı söylenince Timur'un kemikleri 1945'te yeniden mezara konuldu ve 2. Dünya Savaşı son buldu. Timur'un Ankara Savaşı'nda kullandığı fil müfrezelerinin komutanının ismi Isin Bugay'dı. Bu generalin ismi sonradan halk arasında Esen Boğa'ya dönüşmüş, bu isim de 600 yıl önceki savaşın olduğu ovaya yapılan Ankara Havalimanı'nın ismi olmuştur. Bugün Timur İmparatorluğu'nun çekirdeğini oluşturan halktan geriye kalanlar günümüzün Özbekleridir. Timur'un kültürel mirasına da en çok Özbekler sahip çıkar. Kendisine Emir Temür şeklinde hitap ederler. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.